Tüp bebek işleminde başarılı olma şansı nedir? Veya başarısız olma şansı nedir? Burada en önemli faktör kadın yaşı. Bir kadın ne kadar 30 yaşın altında bir denemede %60'lara kadar, 65'lere kadar başarı şansı, özellikle iyi yumurtası olan hastalara çıkabiliyor. 40 yaşından sonrasında ise başarı şansı gittikçe azalıyor. Özellikle 40, 42'den sonra %5'ler, %3'ler. Biraz daha acele etmemiz gerekebiliyor. 40 yaş sonrası bizim için problemli bir gruptur. Özellikle yumurta rezervi azaldığı için. Tüp bebek tedavisinde başarı sağlansız. Bu hastalara ben bazen pooling dediğimiz, havuz dediğimiz birkaç tüp bebek yöntemi uygulayabiliyorum. Yani birkaç defa tüp bebek yapıp yumurtalarını toplayıp dondurup ardından transfer yapabiliyoruz. Veya aynı siklusla tedavisine başlıyoruz. Tüp bebek bitiyor. Devam ediyorum. Yine yumurtalarını toplayıp biriktirip havuz yapıp o zaman şansları bir miktar artırabiliyoruz. Yani %15-20'ler olan şansı %40'lara taşıyabiliyoruz. Tüp bebek tedavisinde başarıyı olumsuz yönde etkileyen faktörler nelerdir? Bir kere kadında yani söyleyeyim kilo. Kilo. Kilo yani kadınlarda kilo olduğu Sigara zaman içme belki. kilodan başlayayım. Kilo eğer yüksek kilo olduğu zaman bir kullanacağımız ilaçların dozu artıyor. İlaç dozuna vücudun cevabında sıkıntı olabiliyor. Gebelik başarı şansını azaltıyor. Sigara çok önemli bir faktör. Alkol tüketimi önemli bir faktör. Bunlar çevresel olarak bizim kendimizin yapabileceği, düzeltebileceği faktörler. Bunlar tüp bebekte başarı şansını azaltır.